Ateş. Birçok alanda yoğun çalışmalar yürüten Türkiye, füze teknolojisi alanında hem teknolojisini hem de elindeki araçları geliştirmeye devam ediyor. Bu gelişmeler, milli savunma hamlesi kapsamında büyük önem arz ederken, envanter kapasitemize de ciddi bir katkı sağlıyor. Türkiye olarak 1970'li yılların sonunda başlayan bu serüven, 2000'li yıllarda ilk meyvelerini verdi. Uzun süren mühendislik ve geliştirme çabalarının geldiği nokta, bu alana dair çalışma yapan herkes için fazlasıyla umut verici diyebiliriz. Gelin hep beraber ülkemizin balistik füze alanında yürüttüğü çalışmaları ve geldiğimiz noktayı inceleyelim. Bu içerikten sonra balistik füzelere, Türkiye'nin envanterindeki bu ürünlere dair herhangi bir soru işaretimizin kalmamasını hedefliyoruz. Ben Kaner Kurt, hazırsanız GZT Envanter başlıyor. Balistik füzeleri nükleer, kimyasal, biyolojik başlık taşıyabilen uzun menzilli, güdümlü veya güdümsüz füze olarak tanımlayabiliriz. Bu füzeler tek bir başlık taşıyabilecekleri gibi birden fazla başlık taşıyarak bu başlıkları farklı hedefe yollayabiliyorlar. Bunu biraz daha açmak istiyorum. Balistik füzeler daha önceden belirlenmiş bir hedefe savaş başlıkları ileterek saldırmak amacıyla tasarlanıyor. Fırlatma aşamasından sonra uçuş esnasında herhangi bir itki gücü olmadan balistik olarak harekete devam ettikleri için bu ismi alıyorlar. Burada söz konusu füzeler, eğik atış şeklinde olan uçuşlarının büyük kısmında atmosfer dışına çıkıyorlar ve suborbital yani yörünge altı bir yol izlerler. Bunu gerçekleştirmek için de genellikle yeryüzünden 100 kilometreden 1200 kilometreye kadar uzun bir yüksekliğe çıkabilirler. Menzili 350 kilometreden az olan füzeler dünya atmosferinin dışına çıkamıyorlar. Peki balistik füzeler kaç kategoriye ayrılırlar? Taktik balistik füze 300 kilometreden az menzile, kısa menzilli balistik füze 300 ila 1000 kilometre, orta menzilli balistik füze 1000 ila 3000 kilometre, uzun menzilli balistik füze 3000 ila 5500 kilometre, kıtalar arası balistik füze ise 5500 kilometre ve üzeri şeklinde yer alıyor. Özellikle balistik füzeleri ilk kez 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya kullandı. O tarihten itibaren yoğun bir hızla yaygınlaştığını söyleyebiliyoruz. Yaygınlaştı çünkü balistik füzelerin caydırıcılığı hep çok fazlaydı. Özellikle ekonomik yahut askeri olarak sınırlı güce sahip ülkeler için bu yöntem en faydalı fiyat-performans çözümü olarak değerlendirilebilir. Ayrıca diğer unsurlarla karşılaştırıldığında balistik füzelerin daha az bakım, kullanım için eğitim ve lojistik gereksinimleri de mevcut. Tüm bu özellikleri de balistik füzeleri dünya geneline yaymak noktasında gayet yeterli oldu. Hatta balistik füzeler gelişme sürecini tamamlarken kimyasal, biyolojik ve nükleer savaş başlıkları sayesinde kitle imha silahı haline daha dönüştürülebilir oldu. Halihazırda 30'dan fazla ülke çeşitli kategorilerde balistik füzelere sahip ve bunların envanterlerinde olmasıyla ciddi bir potansiyel oluşturabiliyorlar. Türkiye'nin ortak balistik füze geliştirmesi için Çin ve Pakistan ile işbirliği 1970'lerin sonlarında ve 1980'lerin başında başladı. 1997'de Kasırgada altında Çin WS-1A ve WS-1B roketlerinin lisanslı üretimi için bir sözleşme imzalandıktan sonra Çin B611 SRBM için CPMEIC ile benzer bir sözleşme imzalandı. Bu sözleşmenin 300 milyon ABD doları tutarında olduğu rapor edilirken 200'den fazla füze ile B611 bataryasının lisanslı üretimini kapsıyordu. Türk ordusu tarafından 1998 yılından beri kullanılıyor. Roketsan tarafından geliştirilen ve üretilen J600T Yıldırım 5 dakikadan daha kısa bir sürede tekrar hareket etmeye hazır haldeyken 25 dakikadan kısa sürede fırlatmaya hazırlanabilmektedir. Füzenin teknik özellikleri ise füze çapı 600 mm, füze uzunluğu 6.10 m, füze toplam ağırlığı 2100 kg, harp başlığı ağırlığı 480 kg, füze hızı süpersonik, asgari menzil 80 km, azami menzil ise 150 km olarak verilmiştir. ...23.11.2009 tarihinde sözleşmesi imzalanan Roketsan tarafından geliştirilen ve üretilen Bora yani Kaan füzesi, ordu etki sahası içerisinde yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Bora füzesi zamanında doğru
ve etkili ateş gücü yaratarak manevra birliklerine mükemmel ateş desteği sağlamakta olup, füze roketsan üretimi, Bora silah sistemiyle entegrasyon için uygun arayüze sahip diğer platformlar tarafından da fırlatılabilmektedir. Bora füzesinin menzilinin 280 ve üzeri kilometre olduğu değerlendiriliyor. Füzenin teknik özellikleri ise füze çapı 610 mm, toplam ağırlığı 2500 kg, harp başlığı ağırlığı 470 kg, yakıt tipi kompozit yakıttan oluşmaktadır. Roketsan tarafından geliştirilen Typhoon balistik füzesinin test atışının görüntüleri geçtiğimiz dönemde paylaşılmıştı. Bu kapsamda Typhoon füzesinin Bozat adı verilen 8x8 bir lançerli taşıyıcı aracın üzerinde yer aldığı görüldü. Bora füze lançeriyle oldukça benzer bir lançer yapısına sahip olan Typhoon'un kısa menzilli balistik füze kategorisinde olduğu tahmin edilmekte olup, menziline dair ilk testinde 561 km menzile ulaşıldığı belirtilmişti. Ayrıca Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, CNN Türk canlı yayınında Typhoon füzesindeki gelişmeler yönelik yaptığı açıklamada, Typhoon füzesi seri üretimde. Typhoon'un testleri her aşamada devam edecek ve kabiliyetleri hep geliştirilecek. Typhoon silah sisteminin tamamının yerli olduğuna dikkat çeken ikinci, bu füze sayesinde uzaya kadar ulaşma kabiliyetine sahip olduklarını belirtti. Ayrıca füzenin 4-5 metre hassasiyetle hedefleri vurabildiğini ifade etti. Ayrıca İsmail Demir ve Murat İkinci, Typhoon'un hava savunma sistemlerini aşmak için uçuş esnasında bazı manevraları yapabileceği ifadelerine de yer vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Cenk balistik füzeye ait ilk görüntüler ilk defa dönemin Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir tarafından 12 Mayıs 2023'te paylaşılmıştı. Cenk'in Bora ve Typhoon'dan daha büyük olması ve önde de kanatçıklara sahip olması dikkat çekmekte. Taşıyıcı platform olarak ise BMC 8x8 Tuğra tank taşıyıcı tarafından çekilen trailer kullanılıyor. Cenk'in ağırlığı ve Tuğra'nın taşıma kapasitesi göz önüne alındığında taşıyıcı platform için mevcut imkanların değerlendirildiği görülmekte olup, menzil anlamında diğer füzelere kıyasla daha uzun menzilli olacağı değerlendirilmektedir. Biraz önce anlattığımız balistik füzelerin haricinde Türkiye'nin elinde menzili 120 km'ye kadar çıkan kasırga olarak da bilinen TRG-300 dışında TRG-122, TRB-122, TRG-122, TRLG-122, TRG-230, TRLG-230 gibi topçu roket sistemleri de bulunmaktadır. Kodlamalarının içindeki L harfi ise lazer arayıcı başlık ile nokta vuruş kabiliyeti ve hassas angajman yeteneğini temsil etmektedir. TRG-122 füzesi 13 ila 30 km arası menzile, TRG-230 füzesi 20 ila 70 km arası menzile, TRG-300 füzesi 30 ila 120 km arası menzile sahip bulunmaktadır. Uzun menzilin yanı sıra hassas hedef angajman yeteneğine de önem veren Roketsan, hali hazırda devam eden Typhoon ve Cenk gibi füze projelerinde daha uzun menzilleri hedeflerken, bu uzun menzillerde nokta atışı hedef hassasiyetine de büyük önem vermektedir. Milli Teknolojisi Hamlesi adıyla çıkılan bu yolda mühendisinden işçisine emek veren herkese sonsuz teşekkür ve saygıyla. Balistik füzeler, daha önceden belirlenmiş bir hedefe savaş başlıkları ileterek saldırmak amacıyla tasarlanıyor. Fırlatma aşamasından sonra uçuş esnasında herhangi bir itki gücü olmadan balistik olarak harekete devam ettikleri için bu ismi alıyorlar.